Hayat bir mücadele. İyi bir şey yapmak istiyorsan her işin sonu terle biter. Merhaba, Blade'in katkılarıyla hazırladığımız Avro 2024'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Milli takım Gürcistan'a karşı 3-1 ile güldü. Maça dair her şeyi konuşacağız. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Portekiz'de problem var mı? Varsa bu problem ne? Hepsine değineceğiz. Hediye forma kazanmak için hangi soruyu yanıtlamanız lazım? Bunu da ileteceğiz. Baylar hoş geldiniz. Selam. Evet olduk. milli takımın hücumları gibi tempolu bir giriş yapmak istedik. Ee, yalan yok çekiniyordum açıkçası. Hem açılış maçları karnemiz hiçbir zaman çok parlak değildi. Hem böyle kendi seviyemizin tırnak içerisinde altında gördüğümüz rakiplere karşı çok fazla ayar kırıklığı var heybede. O yüzden de çok çekinerek başlamıştım maçı izlemeye ama e, özellikle harika bir ilk 20 dakika. Sonrasında gitti geldi bir maç ama Arda Güler'in o nefis şutuyla beraber gelen galibiyet. İlhan nasıl buldun milli takımı? Ben kor tahmininde de bu coşkuyla başlayacağımızı ve golle başlayacağımızı sonra da durduk yere bir gol yiyip <laughs> o krizi aşamayacağımızı düşünüp 1-1. Ben de 1-1 2-1 bir -bir. Yani bir, -bir, -iki bir, bir, bir demiş. gidip gelmiş. İtiraf <laughs> ediyorum. Buydu tamamen kafamdaki düşünce. Ama işte o süperstar potansiyeline sahip insan acayip bir işle skoru lehine çevirince durumlar farklı oluyor. İnanılmaz bir gol attı. Ya bunu hep diyorum ben. Çok sakin maç izlerim kim yani rakip kimmiş tuttuğum takımın durumu neymiş desteklediğim takımın hiç sorun yok yani normal böyle eski Alman hocalar gibi soğuk kaldım, çok bozmam <laughs> ama dün bayağı bir fırladım statta gibi sevgili Atağan Altınordu ile birlikteydik inanılmaz bir gol attı yani muhteşem bir goldü tek biz değil yani bir Slovak da dün ayağa kalkmıştır. İngiliz evet. de büyük ihtimal bu tepkiyi vermiştir. Birçok İngiliz evet. gazetecinin tweetleri de var zaten. Turan kesinlikle şu ana kadar en iyi maçı. Şu ana kadar içinde bulduğum en iyi futbol atmosferi yazanlar. Daniel Story gibi. Çok doğru. Ona gelecektim. Şimdi biz takımın eksiği ne, Portekiz neler yapar? Biz nasıl cevap veririz? Montella kimi oynatmalı? Bunları konuşuyoruz da genel olarak izleyici olarak düşündüğünüzde size keyif... işte Macaristan'dan onu görmek istiyorsun. Ukrayna'dan onu görmek istiyorsun. Dün herhalde Beynel izleyici bizden onu gördü. Çok keyif aldı insanlar. İşte atmosfer çılgıncaydı. İki takımın oyunu birçok futbol severin grupta görmek istediği oyundu. <laughs> ee, onun için çok, çok mutluluk bir. veren bir maçtı yani. Bir izleyici olarak işe baktığında. Bence bize şey de yaradı. o Onu size sorayım. Ee, bütün bu Dark Horse sürpriz... Evet. Tehlike yaratan takımların <laughs> önden oynayıp patlaması bence bize yaradı. Yani o da rahatlatmıştır diye düşünüyorum. Bizim son 5-6 yani maçta. Bunlar neymiş ya? E, pek, pek kazanamamamız da bence iyi oldu. Ya. Öyle bir baskıyla <laughs> hani o kazanarak geliyorlar. Çok büyük bir beklenti var olmaması bence ya, de faydalı oldu. Daha tabii uzun turnuva ne olur ne biter bilmiyoruz. O ilk başlangıçtaki o rahatlık, o sahaya hükmetme. Bir de şey beni sevindirdi. Hakan, ben de katılıyorum. Yani Hakan'ı Inter'de hayranlıkla izliyorum. Övüyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz ama... Evet Türkiye'de o performansa ulaşamıyordu. Kendi de defalarca anlattı. Farklı oyuncu yapısı, farklı görevler diye. Dün hem devamlı topu alıp hı hı. dağıtması, o metronom pas temposunu ayırması hem de Inter'de bence en büyük kazancı Hakan'ın bu topu kaybettiği andaki agresifliği. Evet. Eskiden Hakan hmm. böyle bir oyuncu değildi. Yani o topu kaybettime biraz kıvara gibi <laughs> eli e, belinde. <laughs> teş evet evet yani e, tenezzül edip hareket etmesini bekleyebiliyordunuz. Dün çok agresif olduğu anlar oldu. E bu da takımdaki diğer genç oyuncular için de önemli. Hakan'ın da kıymeti için önemli. Ee, onun dışında yani Arda ve Kenan dönem dönem o da belli etti o yeteneğini ama Arda inanılmaz bir çözücülük yaptı. Müthiş. Yani muhteşemdi. müthiş. Sıkıntıya gidiyordu ya bence. Aynısını düşünüyordum. Yani o 1-1'e bir geldi skor ve çok kilitti gerçekten. Hatta ikinci yere Barış Alper'i sağa atıp biraz o taraftan boşluk yaratma gayretiyle başladık. Mantıklıydı ama ortaya da sanki biri lazımdı. Yani. Bu sefer ortada kimse yoktu. O yüzden de tamamen tıkanmış ya yani duran toplardan bir şey bekleyeceğimiz bir döneme girmiştik. Ta ki Arda'nın o harika füzesine kadar. Yani Arda ile Orkun'u hep denediği hocanın 2 saatte 9 gibi planlayıp ikisiyle ve yanına Kenan'ın da dahil ederek Barış'ı daha çizgiye atarak bir şeyler denedi. Ben oyuncu değişikliği bekliyordum açıkçası. Özellikle ben Barış 3 stoperin arasında çok şey oluyordu, kayboluyordu. İşte şey tartışılırdı, Orkun'un performansı tartışılırdı. Onları değiştirmek yerine Barış'ı çizgiye atmak bence de mantıklıydı. Belki Orkun yerine hatta Semih olabilir miydi ama onu da 3 santraforun arasında çok şey yapmak istemedi gibi bir durum vardı. O yüzden en doğrusunu yaptı belki de. Sonuçta zaten kazanan haklıdır. <laughs> en doğrusunu yaptı orada. Arda'nın golünden önceki son 5 dakikasında çok fazla pas hatası, driplinkten top kayıpları vesaire vardı ve kötü oynamaya başlamıştı. Yorulmuştu. Yani top rakipteyken de görebiliyordunuz. Ben artık acaba çıkmalı mıyı düşünüyordum ama böyle bir yıldızınız varsa çıkarmamanız gerektiğini, dakika ne olursa olsun. Hadi belki 2-1'den sonra çıkarmasını anlayabilirim ama orada topu sağdan aldığında, düzelttiğinde zaten direkt... Hepimiz ayaklandık zaten herhalde. Yani o önceki şeyde diğer milli maçta attığı gol aklımıza geldi. Daha uzaktı, daha zordu. Ama alışında anlıyorsun zaten. İnanılmaz bir kumaşı var yani. Çok yetenekli bence de. Ve yani söylediği gibi ben de yani yayın öncesi de konuştuk. Euro 2008'de herhalde bu kadar heyecanlandıracak <laughs> bir şey oldu. Yani o hype'a girmek çok doğru mu bilmiyorum. Bence değil şu anda. Çok erken. Ama Arda'nın potansiyeli ucu bucağı yok gerçekten. Ben izlerken şey o Rumen oyuncunun tepkisini verdim yani direkt televizyon karşısında geçtim böyle durdum ve sonrasında gözüm doldu biz ne izliyoruz şu an ne gerçekten çok yetenekli bir oyuncuya sahibiz umarım Tercihleri hep doğru olur ve iyi gideriz. Tatbiklerim diken diken oluyor gerçekten evet, konuşurken düşünürken çünkü önünüzde 10-15 yıl <laughs> olacağını bilmek böyle bir potansiyelle tabii ki her şey var sporda sakatlık var o var mental problemler var her şey olabilir ama yani bunun düşlemek bunun heyecanını yaşamak. Bilmiyorum. Ya tattığımız bir şey değilmiş yani. Yeni bir şey. Abi dünyada da çok takımın tadacağı, çok ülkenin tadacağı bir evet. durum değil yani. Biliyorsun ben çok müşkül pesent biriyim yani. Öyle her şeye o İngilizler gibi. Tarihin en iyi orta tazı gibi. <laughs> ya da İtalyanların işte Calafiori, Nesta'yı yan yana koy Öyle şeylere girmem. Çok da e, tartarak konuşmaya çalışırım ama. Hani gördüğümüz ilk günden beri çok acayip bir kumaş. Şimdi Kenan Misal o da özel bir oyuncu. O da acayip goller atabiliyor, İşte çilingiri olabiliyor, Juventus'un o çileli izlemesi zor dönemlerinde <laughs> ışık oluyor sahada şey, ilk ama... İlk yarıda çektiği şut mesela çok ee, sürpriz. Aynen öyle, çok sürpriz ve dediğin gibi çok doğru bir şuttu. Ama işte Arda'da böyle bir şey var. Bu adamı oyundan alırsan, ya acaba şunu da yapabilir miydi? devam yani Bir şeyle maçı değiştirebilir miydi sorusu. Bu antrenör için zor da bir şey ama izleyicinin aklına o soruyu getiren yani çok az milli oyuncumuz oldu bugüne kadar. Çok garip bir, çok ilginç bir yetenek işte. Çok rahat. Yani ilk Euro maçına çıkan daha kaç yaşında bir çocuğun bu kadar rahat olması, kendinden emin olması, o çok dile getiriliyor. Biraz içi boşaltılacak zaman zaman herhalde. Evet. Bunu profesyonel futbolcular da söylüyor. Demek ki belki yani başka bir kelime bulamıyorlar. Onları da o etkiliyor. Onlar da o yollardan geçen insanlar. Onları bile bu etkiliyorsa. Bir şey var demek ki hakikaten özel, hakikaten garip bir oyun. O ya. iletişim becerisi ve sorumluluk almaya teşne olması da ilginç geliyor bana. ya Bizde çünkü hani bizde değil sadece Doğu kültürlerinde de böyle. Kore'de de öyledir, Japonya'da da böyledir. Biraz daha böyle hani abi ya da hmm. vaktinin gelmesi çok fazla beklenir ya. Gün hiç öyle değil. Erdoğan topa Hakan'la beraber gidiyor. Ne yapalım diyor. Konuşuyor. Soyunma odasında girerlerken bir şey konuşuyorlardı ikisi. Muhtemelen geriden top çıkarırken biraz yaklaş ver yapalım gibi bir şey dedi bence Hakan. Çünkü bunu çok sık gördük ikinci yarı başında. Birebir geldiğinde Gürcüler bizim savunmaya ve Hakan'ın üzerindeki baskıya hemen Arda geldi. ver yaptı bir şekilde oradan çıkardı. Oralarda falan o rahat sorumluluk alabiliyor olması, takım arkadaşlarının işin içine dahil etmekten çekinmemesi gerçekten etkileyici. E burada Hakan gibi bir kaptan da önemli. Belki. Onu söyleyecektim ben Bravo. De direkt. O özellikle kafa spor da yaptıkları röportajda Hakan'ın yanındaki İrfan'la e, yazılıyordum. Yusuf'a Yusuf, Yusuf yazıcıya olan iletişimi ve ikisinin özellikle sürekli söylediği şey Hakan gibi bir kaptanımız olduğu için çok şanslıyız. Çünkü artık gençlerin de böyle abi rolü yani böyle abilik yapayım sen kardeşim sen burada biraz daha dikkatli ol şeyinden çıkıp daha Z jenerasyonunun daha açık iletişime açık olmayı istemesiyle bence Hakan orada şeyi çok güzel sağlıyor. Başka bir kaptanımız olsaydı eski usul bir kaptanımız olsaydı isim vermeyeyim çok aynı olmayabilirdi. O serbest duruş pozisyonlarında <laughs> onu çok düşündüm evet. bu arada. Kim aynı Oraya düşündüm. gelebilme özgürlüğünü vermeyen abilerimiz de olurdu eskiden. Evet. Ben Hakan'ı Milan'da oynarken hiç beğenmiyordum. Yani Buğra biliyor. Çok da yani nasıl olur sorusunu soruyordum. Inter'e gelince takdir etmeye başladım. O değişimi hakikaten sağ içinde yani saygı uyandırıyordu. Sonra bir röportaj yaptım ve çok sevdim. Çünkü çok açık. Yani <laughs> Acayip. Mesela o zaman hatırlıyorsunuz şey vardı. İşte İnzag'ın oyuncu değişiklikleri bir türlü yerini bulmuyordu. Maçın kontrolünü veriyorlardı, skoru veriyorlardı. Direkt evet hoca hatalı değişiklikler yapıyor da giren oyuncu da biraz as oyuncu gibi oynayacak. Direkt bunu söyledi. İşte Avrupa Şampiyonası'nda neden çuvalladık sorusuna son şampiyona da pat 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 işte hocayla ilgili konuştu, takımla ilgili konuştu, kendiyle ilgili konuştu. O benim çok hoşuma gitmişti. Çünkü uzun süredir böyle bir bizim oyunculardan bunu alamıyorsunuz. Evet. İşte politik konuşmaya çalışıyorlar. Evet. Kimseye dokunmayayım diyorlar. Bence terbiyesini bozmadan yani ukalalık etmeden gayet doğru bir şekilde kendini anlatmıştı. Ondan beri çok seviyorum Hakan Çağlan Zaten Inter'de de son geçen sezonki performansıyla katmerlendi onu da. Ee, Sen bahsettiğin örnek de çok doğru. Bence etkisi olur böyle oyuncuları. Montella çok mutluyuz dedi. Ee, bolca de birleştiği bir gündü dedi. İşte bayram, galibiyetimiz, onun da doğum günüydü Montelli hocanın. Ee, yaptığımız fedakarlıkların karşını aldık. Çok keyifliyiz. Yarından itibaren de diğer maça odaklanacağız dedi. Ee, Enes ve Ozan'a armağan olsun dedi. Aynı zamanda galibiyet ki e, ee, Enes Ünal ve Ozan Kabak son anda sakatlıklarından dolayı kaçırdılar ki özellikle Enes'i ben gözüm çok aradı. Yani bu kurguda evet, etrafındakileri maçtı. ve arkadakileri <laughs> çok değerli kılabilirmiş gibi geldi açıkçası. ortada bir dokun numara. E, Türk milleti bizi güçlü kılıyor. Böyle devam etsin lütfen diyor Vincenzo Montella. Nazar değmesin. Biz de ona ve takım aynı dileklerimizi iletelim. E, Arda Güler de e, çok mutluyum diyor. İnanılmaz hisler içindeyim. Bu golün hayalini kuruyordum buradaki insanlara mutluluk yaşatmak istiyordum. Bana inanılmaz bir sevgi var. Ben de bunun karşılığını vermek için çok çalışıyorum. Dün e, kulakları şımartsın. Yanında konuşurken ya yani büyümüş de küçülmüş gibi konuşuyordu. Ya hakikate <laughs> 19 yaşındaki bir oyuncudan beklemezsiniz bu <laughs> olgun konuşmasını. E, böyle gollerle umarım onları mutlu edebilirim. Gol anında vuruyorum böyle. İdman sonlarında böyle vuruşları çok çalışıyorum dedi. Bu da yine çok hoşuma evet. giden bir şeydi. Maçta da böyle goller attığım için mutlu oldum. Kazandığım için mutluyuz. Herkese hayvan olsun diyor. Ancelotti hoca da mesaj attı falan da dedi sağ olsun ya, ya. Ne yazdı ki? Ya Hani Alkış. ve derçi yani. <laughs> Böyle yapmış Ya da. Maçını yazmış. Onu söylemiş sanırım. Emoji. Maç sonu da zaten bir sürü tweet attı. Bellingham'lar yazdı. Kurtuğalar yazdı. Tibo Kurtuğa inanılmaz. Hani bir emoji attı abi falan yazdı. Bellingham şaşırmadım <laughs> abi yazdı. Ee, takımda da belli bir hani şey var demek ki. Sevgi var sezon içinde de bunu zaten. Bol bol konuşuyorduk. Sen Lionel Messi tişörtü giymişsin. Tabii öyle ben... bir gaza geldik ki dün şey yazanlar var. Euro'daki goller. Messi sıfır artı bir. <gülüyor> <gülüyor> bu yorum değil. Bu doğru bey evet. gerçek. Sayılar yalan söylemez. Şaka bir yana işte o görsel yabancılar Hadi tabii. Hadi mesajcılar bunu Aa. da atlayız. Türk etkileşimin tabii çok seviyor yabancı hesaplar o yüzden onlar da bunu bol bol paylaştılar. Eee biraz böyle da bir Balkan hesabı var çok. Doğrazam yani. bir hesap. hesap. Bir de eksik gördüğünüz ya da şu tarafı geliştirebiliriz diyeceğiniz şeyleri sorayım. Tabii ki mutluluk ve bu coşkuyu sürdürmek gerekiyor ama bir yandan da Portekiz'e çekiyor gibi daha ciddi rakiplerle şimdi oynayacağız. ikinci ve üçüncü maçımızda. Ee, Orkun'dan az önce biraz söz açtık. Biraz sanki Orkun rolünü bulamıyor gibi geldi bana. Hatta daha erken çıkmasını, daha doğrusu çıkmasını bekliyordum. Ee, çıkmadı, devam etti Orkun. Bir onu soracağım. Bir de savunma kurgusunda da sanki... Yani Abdülkerim de bence ilk 60-70 dakika çok iyi değildi. Bolca hata yaptı. Samet çok iyi bir günündeydi neyse ki. Nazar değmesin ama e sanki hem arka tarafta hem de biraz merkezdeki o Orkun rolünde e, değişikliklere gidebilir miyiz? Ne dersiniz? Öncelikle Kalafiori e, Nesta karşılaştırmasından başlamak istiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> Samet Ruben Diaz karşılaştırması yapsak kitle <laughs> <de> benziyor biraz. <laughs> Bu maçtan sonra ne dersin? <laughs> yani Gene, gene aynı gaz seviyesinde olur muydu? <laughs> ya, evet, o konuda sakin olmamız gerekiyor. Samet muazzam bir maç çıkar, toparladı ama e, Samet olmasaydı, Samet'in orada boyu 2 santim kısa olsaydı belki son pozisyonda, beyninden sekip dönmesi olmasaydı çok farklı bir şey konuşacaktı. Yani 3-1'i burada kutluyoruz, çok mutluyuz ama 2-2 iki, iki bitse muhtemelen birçok e, kanalda herkes şu anda yeri olacaktı savunmayı. Böyle savunmayla mı çıkılır? Samet'in belki performansı unutulacaktı. Bence çok sıkıntılıydı. Yani Ferdi mesela hücum anlamına çok fazla katkı verdi ama golü onun bölgesinden yedik. Kenan birebirde kaldı. Kenan savunmacı bir oyuncu değil. Savunma desteğini hiç yapmadı maçta zaten. Doğru. Bir kere geldi. Geldiğinde de çalım yedi. Orada Abdülkerim oyuncuyu takip etmedi. Zaten fotoğrafa bakıyorsunuz dört tane oyuncu bir tek içeride Mikhail Tatis'e işte tek başına duruyor. Adam oraya pası çıkarıyor. Bizimkiler ne yazık ki yoktu orada. O pozisyon haricinde zaten çok fazla net pozisyona girdiler. Koçar girdiği direkten dönen pozisyon, Abdülkerim'in hamle hatası var. Sonra Samet'in de üstüne atıyor, gidiyor adamın içine bir anda orada Mesut kaçıyor. da çok uzak kaldı. Abdülkerim çok evet uzak kaldı işte. boylu. Yani Abdülkerim'in <laughs> o pozisyonlarda hatası. Samet'in zaten tek hatası bence hmm. orada ikinci adam olarak kademeye girememesi oldu. Ee, Abdülkerim en güvendiğimiz stoperken, savunmacıyken e, onun biraz toparlanması gerekiyor bence. E, Portekiz maçında daha fazla arkaya kaçacaklar. Bu sefer Leao evet. falan var çünkü yani. O yüzden Mert'in, Ferdi'nin savunma desteği de önemli olacak arkaya kaçmayacak Kaç, ya o tank gibi tank üzerine giden dünya evet evet. Evet. O problem. Minval'de en korkutucu oyuncularından biri. Yani performansı ölümüne tartışılır. Evet, götürür yani bir birazdan. Maç içinde bile 10 dakikasıyla 10 dakikası tutmuyor ama o 10 dakikasına rastladığınız anda durdurması çok güçlü bir oyuncu. Gerçekten öyle. Bir, bir, tane güreşçi falan tutmanız lazım. <laughs> Barış Alper'i de koyalım. Kapusunda. Mesela bu arada tam ona uygun olabilir ya ama Barış Erperi atılabilir Barış atılabilir. Bence Kanada koyup Beke yardım etmesini sağlatabilir. Ya da stoperlerimiz kötü üçlü olabilir mi düşünüyorum ama stoperler Yok ya, bence. sıkıntı bence işte. Dün <laughs> denedik son 10 dakikada evet. o biraz daha Yoksa şey işte yani. Barış Alper kanat Beki olup da takip etme ben çok mantıksız bulmam. Sağda hmm. sağ stoperle Mert Müldür'le birlikte. Ama yani Bakalım. Ya Polonya maçında ikinci yediğimiz gol aslında takımın özeti gibi. ya Yani devreler bir anda kopuyor ve evet, o da o kadar açık bir vuruş ki yani tamam. iyi bir oyuncudur kendisi. Roma'da iyi oynadı da o kadar süzülecek, hmm. vuracak falan bir adam da değildi. Aynen öyle. Bu, bu golde de onu yaşadık. Aynen. Yani bütün kontrol elindeyken, her şeyi çevirmişken çok böyle anlık kopukluklar oluyor Türk milli takımında. Benim de korkum o açıkçası. Orta sadık şey doğru. Çok oyuncu var birbirine benzeyen. Yani evet. onu kullanırsan onu ne yapacaksın, bunu kullanırsan bunu ne yapacaksın gibi ve hepsi de kullanılması böyle zorunlu görünen oyuncular. Ee, o yüzden biraz o dengeyi sağlamak zor. Belki öbür turnuvalar için belli bir denklem bulunur. O yolda gidilir. Bu turnuva da benim için aslında öyle bir turnuva. Hazırlık turnuvası gibi olmalı aslında bu jenerasyon evet. için. Ee, ama diğeri o yani yanlış anlaşılmasın da çok amatörce sorunlar doğuruyor. Duygular bazen bedeni ele geçiriyor sanki. Çünkü orada da yani ikinci golü hemen atmışız, coşuyoruz. Ah iptal oluyor derken dediğin gibi o devreler yanıyor ve çok basit bir gol. E, bomboş kalıyor 4-5 kişinin arasında bir kahvaltı Kapatırken bu arada Mert'in golü hiç konuşmadık. Yardım ya. öyle bir gol attı evet. ki. Mert Atalanta atsa konuşurdu. <laughs> Sol bek ortaladı. Mert... Gerçekten hoca da zaten bahsetmiş. Ferdi'nin ortasında Mert'in golü. Pavar'ın golünü hatırlattı evet. bana. Yani. Tabii ki hani gidiş yolları farklı ama o topun dönüşü işte vuruş anı da ekrana geliyor. Ee, gerçekten harikaydı. Yani Arda'nın golü olmasa muhtemelen ilk haftanın ilk maçların en güzel gollerinden biri olarak bu an olacaktı ki gol beklentisi ilgili. sevgili. Olmuş. aynen İkisi kesin de aday olur. Yine gol beklentisi anayolu. sağ olsun Melih çıkartmıştı. Opta'dan aldık verileri. En az gol beklentisine sahip 4 golden ikisi. Zaten Arda ve <laughs> Mert'in <laughs> golü. Ee, orada zaten genelde güzel goller ortaya çıkarıyor. Fransa eleştiriliyor ya. Bak Pavar deyince aklıma geldi. Hı. Abi o turnuvada Pavar'ın o golü ve Mbappé'nin Arjantin'e attığı golü dışında Fransa namına olumlu bir şey hatırlayan biri varsa yorumlara yazsın. Matui. Yani o hücum manasında. Tabii tabii. Böyle böyle şampiyon oldu bu adam. Pavar'ın golü deyince. Böyle bir kültür yaratacak. Yani şampiyonluk alameti değebilir miydi? <laughs> vara 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 vara. <laughs> Ee, neyse çok mutluyuz tabii Çok coşkuluyuz. Sizden de birer beğeni rica ederim. Milli takım beğendiyseniz eğer böyle devam edelim diyorsanız videoyu da beğeni rica ederim. Ve bir ben kimim oynayalım sizlerle beraber. Bakalım bilebilecek misiniz? Oradan da diğer maça geçeceğiz. <laughs> ee, bir Avrupa Şampiyonası'ndan oyuncuyu sizlere soracağız. 17 milli maçı var Portekiz'le. Leo. Değil. <laughs> Tam üzerine Real konuşmuşken. İki lig bir şampiyonluğu var. Vitinha. Vitinha, Vay. bravo. Yani Özge'nin adamıdır. Bayılıyor. O yüzden direkt <laughs> geldi. Top sakalları. Dikkat edin bu çocuk çok iyi <laughs> ya. Nereden buluyorlar <laughs> böyle Kimse görmüyor ama Vitinha esas kahraman. Portekiz evet. zor da olsa. Şampiyonlar liginde mu muazzamdı. 2-1 ile Çeki'ye geçmeyi başardı. Çok zorlandılar, geri düştüler. Ama Francisco Concesao ilk resmi maçında Kurtarıcı rolüne soyundu ki 90'da hoca oyuncuları değiştirirken şu oyuncuyu ya hoca hani neredesin şimdi mi aklına geldi dedik ama bir şekilde istediğini aldı. Ve maçın oyuncusu da seçildi zaten Vitinha bence de sahanın en ilerinden biriydi. Çok iyi. Ya çok Şey çok zor bir şey. Kulüp takımında oynadığı futbolu az önce işte Hakan'la da birçok oyuncuda konuşuyoruz. Orada o kimliğiyle milli takımda olmak bence çok kıymetli çok zor bir şey. Paris Saint Germain'deki Witkin'i yani izledik gibi geldi. İnam oydu. Tempoyu ayarladı. Savunmaya da geldi. <laughs> Ceza sahasının önünde de ak aksiyonlara girdi. Çok çok beğendim <laughs> bir oyuncu. <laughs> çok iyi bir oyuncu. Sen nasıl buldun Portekiz'i genel olarak sorayım Vitinha dışında. Ya Martinez'in Belçika bunu çok görüyorduk. Üçlü, dörtlü, bek çıkıyor, stop back oluyor. gibi görünüyor. Lukaku Cancelo. ona kayıyor. Aynen sağ <laughs> kanada kayıyor Lukaku, Cancelo diğer kanatta onu. ya bazen bu bir silah dönüşüyor. Bazen anlaması da güç bir hal alabiliyor. Evet, sen nasıl gördün Portekiz'i? Ya Palinia hazır değildi sanırım. Hastaymış da, sanırım. Evet onu da çok e, kullanıyor diye biliyorum. Ona rağmen özellikle Vitinha'nın onun olmamasına rağmen performansının bu kadar yukarı çıkması da bence iyiydi onlar adına ve Paniye bizim maçta oynayacaksa o zaman daha da mı zor olacak diye de düşündüm. Hmm. Girdikleri pozisyonlar var. çekçe kendini kalesine atmasaydı keşke dedirtti bize. Gerçi <laughs> beraberlik mi daha iyiydi? Portekiz'in süpürmesi mi daha iyi evet, tartışılır? Evet, da tartışılır. E, ama genel olarak bilmiyorum. Portekiz beklentilerin altında şöyle kaldı. Oyuncu kadrosu çok iyi ama bir yandan da zaten yayın öncesi de konuştuk. Santos Portekiz'inden sonra da izlemesi çok daha keyifli bir takım var ortada. O, o... Pozisyona giren bir takım var en azından. O yüzden hoşuma gitti Portekiz şeyle bakınca, gözüne bakınca. Ya, diğer favorileri hatırlayalım. Fransa, evet. İngiltere. Onlardan çok daha fazla pozisyona girdiler mesela. Ay bak önceki Portekiz'lerde Leo Dripling ya yaptı mı filan, tiki düşüyordu. <gülüyor> zaten yedek <laughs> yedek yede <laughs> oturuyordu genelde. Evet, öyle yani. Onun için e, ben de o açıdan katılıyorum. Peki Cristiano Ronaldo. Yani bu Portekiz'in bir süredir bence sorunu zaten. 2022 Dünya Kupası'nda gördüğümüz ya zahmetli topçu sayısı artık çok fazla. Yani Ronaldo 30 yaşında değil. <laughs> O yüzden bir şekilde onun taşınması lazım. Ama Leao da bence öyle mesela. Sadece Ronaldo'ya bunu yıkmak da kolay değil. Evet. Bruno Fernandes de öyle bir oyuncu neredeyse. Yani dün sanki herkes çok iyi oynadı. Cristiano takımı düşürdü demek de çok kolay değil. Ama bir yandan da evet hani eskisi gibi tüm takımla etkileşim halinde gibi görünmüyor. Yani sadece bir bitirici gibi görünüyor ve o bitirişleri yapamadığında da biraz göze batıyor sanki. Aynen öyle. Ya iki pozisyonu var aslında. Atsa hiç çok yakın konuşmayacağız. Da. Tabii tabii o kafa çok yakın. Bir net atabileceği pozisyon var. Gençliğindeki stili bu sisteme çok işleyebilir ama. Evet. Çok. Tam yani. Bütün hatta oynayabilecek daha atletik. Bu arada ben a, a, Suudi Arabistan'a giden oyuncular arasında gene en iyi gördüklerimden biri Ronaldo. Kante uzaydı. ile beraber. Kante, <laughs> Kante, zaten. Kante. Kante Malezya <laughs> Ligi'ne gitse oradan da öyle gelir. Kante filan falan yerlerde. Ya, Milinkovic öyle. öyle. Yugoslavlar Balkan kendini. Aynen Balkanlar bırakmış kendi. <laughs> ee... Ronaldo yani Ronaldo Bence bütün iyi niyeti ve profesyonelliği ve büyük yeteneğiyle orada da ben diğer oyuncuların zihnini karıştırdığını hmm. düşünüyorum. Yani bitiri, bitirişi o yapmalı hmm. ee, kafalara giriyor gibi. Yoksa çok da mesela geçen Dünya Kupası'nda bence form olarak daha düşüktü gördüğüm kadarıyla. Ee, ilk maç itibariyle konuşuyoruz. Ama ben biliyorsun şeyleri sevmem. Tüm dünyanın aynı futbolu oynamayı isteği işte. Hepimiz Guardiola gibi oynayalım kafası hepimiz kaleciyle 450 kere paslaşalım. <laughs> ben ona biraz karşı bir futbol severim. Bu turnuvada benim takımlarım Doğu Avrupa ülkesi. <laughs> Aynen öyle. Katıksız bir Doğu Avrupa ülkesi. İngilizistan'da <laughs> dikmeye başladı ya sürekli bir ara topu. Oh dedim Slovakya, Çek Cumhuriyeti, <laughs> Romanya. Helal olsun size. Çek Cumhuriyeti tam bir Çekoslovakya gibi oynadı. Çok sertlerdi ya ben Çok beğendim. Sertler. Hatta turnuva öncesinde konuşmuştuk. Çok fazla ligden oyuncuları var diye. Slavia ve Sparta'dan. O, o, yani o ekolle gelmişler resmen. Ee, hani bizim de biraz dikkatli olmamız lazım. Portekiz'den çok o maça sindirebilirler. Biraz zor geldi. olabilir bana yani o maç. Aynısını düşündüm. Deniz Sen ne dersin? Taktik Portekiz. Portekizleri çok iyi yani. yani. Portekiz <laughs> değil de son maç şimdi şey yapınca aklıma geldi. Son maçta Fransa'dan kaçmak için iki takım bir kaybetme mücadelesine girmez umarım diye düşünüyorum. Üçüncü hesabı bir... Onu o zaman konuşuruz yani baya bir şey olacak. Çünkü dün bana da çok fazla soru geldi. Abi üçüncü olalım Fransa'dan kaçalım. Orada İngiltere ile İspanya var yani bir düşünelim tabii ki. Onlar da zor olacak. E, o anlamda belki Portekiz'in berabere kalması bizim liderlik açısından iyi olabilir. Çünkü lider olduğunuz zaman A grubunun üçüncüsü işte kim olabilir? Macaristan, hmm. İsviçre, İskoçya. B grubunun üçüncüsü kim olabilir? Arnavutluk, İtalya, Hırvatistan üçlüsünden biri nispeten daha iyi. C grubunun üçüncüsü Sırbistan, e, Slovenya ya da Sır şey e, Danimarka üçünden biri gelecek. Yani lider olduğunuz zaman çok şey değişiyor. Yolunuzda da yarı finale kadar güçlü bir rakip gelmiyor. O açıdan iyi olabilirdi belki ama Portekiz bence bu grupta herkes süpürecek. Gürcistan hatta son maçta ben fark da atabileceklerini düşünüyorum. E, Gürcistan'ın son maçta bir şansı kalmazsa e, yani şansı kalmama durum yok bu formatta ama bizi de çok zorlayacak evet. savunma anlamında. Yani rotasyonlu bile söylüyorum. çıksa Portekiz işte Gonzalo Ramos, Rolchota falan gibi bir takımla çıksam bile Gürcistan'a yani... karşı yine fark atma ihtimalleri mevcut. Ya bu tabii mantaliteyle oynayacaklarsa hep yani orayı düşünen <laughs> mantaliteyle oynayacaklarsa birçok takım için Kıntılı takım Portekiz. Bela Çok bela bence de. Yani. Ya bir şekilde o uyumu sağlarlarsa, hani Leao biraz bir kendini bulursa gerçekten biraz sonuna kendini kadar gidebilirler. Bulur 7 dakika oynaması yetiyor bazen. 7 <laughs> dakika de. bir şey yapıyor, atıyor, Tavanı... attırıyor, bitiyor yani. Havanın en iyi yanında zaten. Gerçekten <laughs> öyle. Nostaljiye gidelim. Geçmiş Avrupa Şampiyonalarından <laughs> bazı kareler ekrana getiriyoruz bu bölümümüzde. Ee, şimdi gelen kare. Bakalım size ne hatırlatacak, ne canlandıracak. İlk turnuva, ilk gol, Doğru. en erken. Ilk Yırık, maçta en genç gol atan oyuncuydu. İdi. Artık bu genç Ronaldo'nun yerini Arda Güler aldı. Dün kaydettiği golle beraber. Peki şöyle ufak bir tura çıkalım dedikodu bölümümüzde. Kendisine Andre Onana diye seslenen gazeteciye Belçikalı Amado Onana'nın verdiği tepki ekrana gelecek. Benim adım Andre değil diyor. Ya abi. Nasıl karıştırdınız abi? <laughs> <laughs> tabii Birçok man... yani, farklı bit. ülkeden basın mensubu var. Birçok farklı maç var arada kaynayabiliyor. Gazeteci de biraz terlemeye başlamış. Yani <laughs> çok zor bir andır. Öyle ağzınızdan, dilinizde bir şey sürçtüğünde Mixon'da problem yaratabiliyor. Dortmund'daki taraftarlarımıza bakalım. Dün gün boyu zaten sokaktan harika görüntüler geldi. Sosyal medyada da takip ettik. Onlardan bir iki tanesi var elimizde. Ekrana taşıyacağız. Zaten konuşulan yani deplasman olmaması konusu. <laughs> Ki Fatih Ter'in de o meşhur Lippi anlatmış. Türkiye'de oynanmayıp Almanya'da oynanan o Juventus maçında Lippi maçtan sonra gelip hocaya şey demiş. Ya bilsek İstanbul'da oynardık. Burada daha fazla taraftar vardı <laughs> diye. Burada da gerçekten tüm stat Türkiye'ye inledi dün. Böyle devam etsin. Stuttgart tren istasyonuna bakacağız şimdi. Tabelada ne yazıyor diye. Artık herkes oyuncularıyla özellikle genç yıldızlarıyla gururlanma evresine girdi turnuvada. Sadece biz değil. Stuttgart'ta da e, Cemal Musiala'nın memleketi tabelası yazıyor. Ama şimdi tren istasyonunu görmüşken bu notu da iletelim. Almanya'da çok büyük bir problem var. E, sosyal, e, yani daha doğrusu da... Ulaşım konusunda her şehirden neredeyse bu konuda şikayetler geliyor. Geçen İngilizler maç bittikten 3 saat sonra hala stadtalardı. Tren gelmiyordu çünkü. Tensi sabaha kadar stattı. kalmış stat. içeride. Ben de bir iki ay önce Euroleague Final 4 için Berlin'deydim. Orada da yine çok büyük bir organizasyon problemi vardı. Hatta yarım saat geç başladı maçlar. İçeri alınamadığı için taraftar. Enteresan yani. Zamanında hani bir bayrak gibi görülürdü. Almanya'nın, İngiltere'nin yaptığı ev sahiplikleri her zaman takır takır işlemesiyle ön plandaydı. Artık biraz değişti gibi. Öyle genel olarak da Almanya değişiyor gibi. Yani 2000'lerdeki o... Tipik Alman... E, evet, ...reklamı da zaten vardı yani genel Almanların. Vatandaşlarına kucak açan ülke başka bir şeye doğru gidiyor. Ama şampiyona ilginç. Final Four'da da siz çok... ...şikayet ettiniz. Evet, evet, çok problem olmuştu. Burada da devam ediyor. Basın tribününde bile... ...garip şeylerin olduğu söylentileri var. İlginç. Gerçekten enteresan. Ben kimim iki diyelim. Bu kez hemen bilemeyeceğinizi düşündüğümüz bir isim soracağız. Ama belli olmaz tabi. Deniz ve İlhan bu oyunda etkililer. 64 milli maç Hırvatistan'la. Avrupa Ligi şampiyonluğu. Buradan bir sinyal olabilir. Rakitic. Değil. 29, 29 yaşında. Yok, değil. Yani orta saha oyuncusundan bahsediyoruz. Avrupa Ligi şampiyonu yok. Bu yıla. Hayır ait... ya. Şey i̇şte Atalanta'da. Ama... geliyor. Ben bırakıyorum. Skamakka'nın Kamak'nın takım arkadaşını zaten. <laughs> zaten az önce verdik. Çocuğun adını unuttum. Milan'daydı. Oraya gitti. Ben hatırlayamadım. Atalanta'nın 11'ini hatırlasak. 11 de bir de. Evet ya. Yıllardır Atalanta'da. Şimdi aklım durdu. Sabah yorumlara yazdı Kahvaltısız beyin bu kadar izliyorum. <laughs> Paşal bu isim. <laughs> dilinin ucunda <laughs> ama gelmedi. Var yok Paşalıç. Bugün de onu izleyeceğiz ama bugünkü maçlara dair tahminlerinizi almadan önce kısa bir sosyal medya raporunu da alalım hemen Ekim Deniz Çiftçi'den <laughs> ve sonrasında bugüne geçelim. Merhabalar, ben Hekim Deniz Şimdi bir dakikada sosyal medyanın gündemine bakacağız. Aslında dünkü Gürcistan zaferimizde her şey devre arasında atılan bu tweetle başladı. Gürcülerin fındık toplarken olduğu gibi bir noktadan sonra oyundan düşeceği söyleniyordu 60. dakikada. Keza golü de 65. dakikada Arda ile bularak öne geçtik. Maçtan sonra ise gerçekten şu ana kadar Euro'daki en keyifli ortamlardan biri vardı. Türkiye-Gürcistan maçı yabancılar tarafından da sık sık övüldü. Ve işte Pep Guardiola'nın Arteta'nın getirdiği taktik ağırlıklı futbolun bir işe yaramadığını topu kaleye sokmanın önemli olduğu konuşuldu. Ancak Cristiano Ronaldo'ya grupta yaşayacaklarına yönelik yapılan ezel benzetmesi, Bellingham'ın Arda'nın golünü önceden biliyordum havasında karşılaması, Kurtuan'ın bu golü belki ben de yerdim demesi ve elbette Abdülkerim Bardakçı'nın cebinden çıkan Kvaratskelia, Türkiye'nin bu turnuvada her zaman gizli favori olduğunu söyleyenler için ise gerçekten güzel bir akşamdı. Son olarak Samet Akaydın için de bir özür formu sosyal medyada dolaşıma sokuldu. Siz de saygısızlığınızın sebebini bize iletebilirsiniz. İyi günler teşekkürler Ekim. Harika bir tempo yapmış. Bol bol malzeme çıktı tabii dün. Ee, şey, Samet olayı gerçekten öyle. Herhangi bir Türk hoca herhalde cüret edemezdi orada oynatmaya. O kadar büyük bir tepki vardı ki. Hem son maçla alakalı hem genel sosyal medya maalesef böyle bir hale geldi. Harika bir maç oynadı. Nazar değmesin. Tebrikler Samet. Gerçi farklı bir numaralı şortla çıkması da evet. enteresan. Ona ne <laughs> diyorsunuz? Ona değinmedik ama Abdülkerim'in şortları giymiş yanlışlıkla. Ee, o da enteresan hakikaten. Hatırlıyor musun hiç böyle bir şey? Ben hiç hatırlamıyorum. Yok. Ama yani de kontrol Sarbi, etmesi lazım. Hocalar bir şey var. Vardı. Aynen doğru. Değişik formu <laughs> çok hatırlamıyorum ben de. Çok garip gerçekten. Abi Montella sık sık güvendiğini söylüyor. Böyle hocalar var. İtalyanlarda da çok vardır. Bizde de Fatih Terim'inden tut Mustafa Denizli'sine. Tabii. Mustafa Denizli Almanya maçı mı? Hollanda mı? Saffet Akbaş da oynadı ya. Yani, <laughs> yani onun için ben bir şey diyemiyorum. Yani elbette eleştirilen, hata yapan bir oyuncu olabilir kendi takımlarında. Panathinaikos, Fenerbahçe ama Montella Hırvatistan maçında da çat diye koydu. Bizim röportajda da oynatacağını, güvendiğini söylüyordu. Bir şey diyemiyorsun bu saatten sonra. O da performansı verdi. En azından bir maçın yıldızı oldu yani. Zaten bir defansta kaç maç yıldızlaşmasını beklersin. Bir şey diyemiyorsun. Bir de sanki adamın elinde Çağlar var. Ozan Kabak var. Hepsi sağlam da mecbur oynatıyor. Yani diğer alternatif Kaan'ı oraya çekmek falan. Kendi mevkisi değil. Yani öyle Meri'yle bakınca... oynamak. Ya da çocuk formunda değil. Tehlike. Ama hipotenüs tweet'i çok iyi biliyorsun ben çok de. Çok fazla İzleyici gördüm. onu ister abi yani. Bu kadar şey yapmamak lazım futbolu yani. 36 şut çekildi. Turnuvanın en fazla şut çekilen maçıydı. Çok fazla gol beklentisi direkt. Atılan goller, bir şekilde girilen pozisyonlar. Mesut oldu Avrupalılar. Bizi izlemeye devam edin diyelim ve devam edelim. Sizden tahminlerinizi <laughs> alacağız ama öncesinde izleyenlerimize dönelim. Hatırlarsınız ilk programımızda da bir forma hediyeniz vardı. Bugün de milli takımın şerefine yine bir forma hediye edeceğiz. Milli takım formamız da olur. Onu vermeyi niyetliyiz ama eğer başka bir forma varsa ben aldım milli takım formamı. Başka bir ülkenin için istiyorum derseniz onu da hediye ederiz. Hiç merak etmeyin. Kurallar şöyle. Videoyu beğenin lütfen. Maç kolye abone olun ve bu akşam oynanacak İskoçya İsviçre maçının skorunu yorumlara yazın. Beğeniyoruz, abone oluyoruz, maç skorunu yazıyoruz. Bir de Gol atan oyuncu ismi isteyeceğim sizden ama lütfen birden fazla isim yazmayın. Onları geçersiz sayacağız. Bir tane isim istiyorum sadece. İskoçya İsviçre maçında gol iki atar? Golsüz biter derseniz isim yazmanıza elbette gerek yok. Maç başladığı anda yarışma biter. O yüzden de 22'ye kadar yorumlarınızı bekliyoruz. Evet bugünkü maçlara dair beklentilerinizle o zaman programı kapatalım. Hem skor tahminlerimizi alıyoruz biliyorsunuz bu bölümde hem de maçlardan beklentiler. Hırvatistan Anavutluk senin rüyalarına girecek ve Doğu Avrupa maçı. <laughs> Balkan derbisi. The game. Aynen. <laughs> ben sürprizden yana kullandım seçimi. Arnavutluk biçer mi? Takabilir Hırvatistan'a diyorum. 1-1 dedim. Sen ne dersin? Ben dersin? de 0-0 dedim diye hatırlıyorum. Ben de 2-0 Hırvatistan diye. diyeyim. Burada dirilirler biliyorsunuz. Öldü sanarsınız. Hırvatlar Doğru. dirilir. O yüzden öyle bir diriliş olabilir. Almanya Macaristan. Ne dedim? 3-0 Almanya, dedim ben. <laughs> ben de 4-0 dedim. Ben artık acımıyorum Macarlar. Macarlardan çok çabuk. Macar oldu. trenini çok çabuk <laughs> terk ettim. Çok büyük beklentilerim olsa da. Burayı hatırlamıyorum. 2-0, 3-1 gibi bir şey dedim Almanya'ya. Almanya o ilk maçın ardından tabii beklentileri artırdı. Ya Ve... bu bizi de çok özdeşleşmiş bir şey de. Hani efsane basketbolda da olur ya. Her ülkede var abi. Tabii yani. ki olmaz yani. Danimarka, Brezilya gibi top oynadı Avrupa Şampiyonası'nda. Peki ee, İskoçya-İsviçre maçı. izleyenlerimize Peki, de sorduğumuz... Onu da hatırlamıyorum. Ben hala Türkiye maçının etkisindeyken tahminleri yaptığım için çok hatırlamıyorum. <laughs> Hepsini üç <gün. gülüyor> <Değil mi? gülüyor> Yok az skorlu bir gün olacak bence. Bakarız. Abi. Dil aman ağzından yel alsın. Şu ana kadar tüm golleri farklı oyuncular attı. O da ilginç. Yani evet. iki tane gole imza atan oyuncu yok. Çok fazla gol oluyor. ceza az dışından çok fazla gol oluyor. Nazar değmesin. Böyle devam edelim. Ben de İsviçre'ye 2-0 dedim. Yine bunlar kapanır. İskoçların o halini gördükten sonra İsviçre'ye <laughs> gol mol diye düşündüm. Ve 2-0 dedim. Bakalım sizlerden nasıl tahminler gelecek. Bilebilen çıkacak mı? Teşekkür ederiz baylar. Ağzınıza sağlık. Avro 2024'ün bu bölümünün de sonuna geliyoruz. Blade'in katkılarıyla yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hayat bir mücadele. İyi bir şey yapmak istiyorsan her işin sonu terle biter. <laughs>